Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Oyun içinde oyun. Radyo için yazan Ergun Evren. Yöneten Ejder Akışık. Efektör Mehmet Turgut. Teknik yapım İsmail Hemikli. Oynayan sanatçılar: İç spiker Haydar Gültepe, ressam Serap Sağlar, aktör Çetin Tekindor, ego Erdal Küçükkömürcü, komiser Erol Kardeseci, birinci ses Zafer Çankaya, ikinci ses Neriman Aslan. Sayın dinleyiciler, şimdi gelen bir haberi veriyoruz. Ünlü bir iş adamı ile eşi, özel uçaklarıyla çıktıkları yolculukta kayboldular. Ünlü ressamlarımızdan olan eşiyle iş adamının içinde olduğu uçak aranmakta. Ancak hava şartları elverişli olmadığından aramalar güçlükle yürütülmektedir. Gelişmeleri sizlere iletmeye devam edeceğiz. Şimdi hafif müzik. Birinci kısmı bitti. Hayır. Hayır, bitmedi. Olmak mı, olmamak mı? İşte bütün mesele. Ya da ne bileyim, dünya bir sahnedir. Sizin bizim gibi kişiler de sadece oyuncularız. Siz kimsiniz? Nasıl geldiniz buraya? Nasıl buldunuz? Yok, hayır. Hayır, bizi kimse görmemişti. Olamaz. Tam sonuna geliyorduk. Hayır, hayır! 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 Bu kadar ağır betonlarla kapatmayın üzerimi. Yok, ben ölü değilim. Kıymayın bana. Ne o ya? Bu ne biçim konuk karşılamak güzelim? Söyleyin. Nasıl gördünüz? Kim söyledi? Yoksa... Of tanrım. Aylarca uğraş verdim. Planlar yaptım. Şu tabloları söylemek istiyorsanız gerçekten bir emek ürünü. Söyleyin bakayım, görüntüden öze mi, özden görüntüye mi gitmeyi denediniz? Yok. Siz naif sanatı tercih eder gibisiniz. Bu kötü iklimde, bu mağaramsı yerlerde çalışmayı seçtiğinize göre. Yoksa dur bakayım. Şu tablonun perspektifini hiç tutmadım. Bu kadar küstahlık yeter. Neyseniz, kimseniz söyleyin artık. Her şey bitti, biliyorum. Cezama razıyım ama onurumla oynamayın. Oynamak? Aslında çok ilginç bir söz. Bir daha bana karşı o sözü ağzınıza alırsanız o güzel ağzınızı yırtarım. Deli misiniz siz? Sizin ressamlığınız kadar. Ne olur, ne olur söyleyin. Ne istiyorsunuz benden? Neden istiyorsunuz? Neden? Ha? Kentte olsam gerçekten sizi evinize, hatta odanıza kadar izlerdim. Ama şu anda nasıl izlerim? Şu berbat bataklık ormanda, şu berbat havada. Lütfen, ne yapacaksanız yapın artık. Tutuklunuzum ama oynamayın benimle. Ben de gözlerinizin, güzelliğinizin tutuklusu oldum. Ne olur, eğlenmenin sırası değil. Beni ve kendinizi düşünüyorsanız ya gereğini yapın ya da gidin buradan, hem de çabuk. Düşünmek, düşündüğünü idrak etmek. Düşünmeyi bilmek ve düşünmeyi sevmek, ölü ve aç maddenin canlanması, tanrılaşması demektir. Siz de sanırım bu ölü doğaya can vermek için buradasınız. Ne istiyorsunuz? Kişiler mutluluklarını hep böyle noktalarlar zaten. Elleriyle parçalarlar. Hele kadınlar. Ormanda yolumu şaşırmış bir sığınak ararken buraya düştüm. Düştüğüm çukur da size kadar getirdi beni. Oldu mu? Bu giysilerle mi? Maskeli balodan kaçmış gibisiniz. Siz de bu havada buraya doğadan ilham almaya gelmediniz sanırım. Ama bakın, ben onları sormadım. Haklısınız. Bağışlayın lütfen. Çok garipsiniz de.
Hele yüzünüzdeki maske. Korkmayın, gidiyorum. Ancak gitmeden bir çift sözüm var size. Gece karanlıktır diye ilhamlarının da kapkara olacağını sananlar, aydınlıkta hiçbir günah ve sefaletin barınamayacağını savunanlar kadar budaladırlar. Hadi şimdi bana izin. Bu havada ölmeden bir yerlere ulaşabilirsem sizi hep anacağım. Ama siz beni izlemiyor muydunuz? Dedim ya, bir gün aynı kentte görürsem odanıza kadar izleyeceğimden kuşkunuz olmasın güzel bayan. Sayın dinleyiciler, yayınımıza biraz ara verip kaybolan uçak hakkında son bilgileri aktarıyoruz. Ünlü ressamla iş adamının içinde bulunduğu özel uçağın enkazı denizin en akıntılı kesiminde görüldü. Ancak yoğun aramalara karşın henüz cesede rastlanmadı. İlgililer denizin o bölümünün çok derin ve akıntılı olması sonucu cesetlerin okyanusa ulaşmış olabileceğini söylemektedirler. Aramalara bu yüzden bir süre ara verilmiştir. Olayla ilgili haberler geliştiğinde duyuracağız. Şimdi yeni orkestralar. Ah, sonunda ölebildiniz. Kişi ünlü olunca ölebilmesi bile başka oluyor. Ya da güç oluyor. Hayır. Anlamadım. Bu ölümü bile beğenmediyseniz... Ölen yalnız kocam. Biz değiliz. Canım, onun orası öyle ama planımız bu değil miydi? Yoksa ölümünü planladığın kocana aşkın mı kabardı? Hadi. Bak, adamcağız şurada sessiz sedasız yatıyor. Hiç kuşkun olmasın. Bu anda öbür dünyada sağlığında sırtından geçindiği kişilerin hesabını vermekle meşguldür. Dilerim polisler gelince de aynı rahatlıkta olursun. Gören de emniyetle işbirliğindesin sanacak. Korkuyorsun desem, birlikte kurduk bu düzeni. Tabloları yürütürken bile böyle ters ve heyecanlı değildi. Kes artık. Her şey bitti. Yeme! Yeter be! Yağmur kesilince adam uçtu tepeden aşağı. Ondan sonra gelsin planın ikinci kısmı. Resimleri de bildiğin yoldan teker teker geçirdik mi sınırı aştık demektir. Bu yağmurda telaşın ne? Sen öyle san. Ne demek istiyorsun? Yoksa kuşkun mu var ha? Bırak şu kuşkuyu muşkuyu da radyoyu aç. Bakalım ne zaman geliyorlar. Bana bak. Çıkar şu şom ağzından baklayı. Yoksa bir yumrukta seni de şu zavallının yanına gönderirim. Bana dalavere yapacak insanı yaşatmam bilirsin. Ya kimin aracılığıyla alacaksın paraları ha? Unutma. Senin hatırın için o adamın altından girip üstünden çıktım ve kendi üstüme yatırttım paraları. Madem o kadar mutluydun. Yok hayır. O kadar basit değildi ilişkimiz. Bırak şimdi gevezeliği de radyoyu aç. Hadi aç şu radyoyu, durma aç. Allah belanı versin. Ünlü iş adamı ve ressam karısının aranması sırasında olay değişik boyutlar kazanma eğiliminde görünüyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre bayan ressam bir büyük bankanın koleksiyonundan kopyasını yapmak üzere aldığı tabloları geri verirken sahteleriyle değiştirmiş. Bir sergi nedeniyle ortaya çıkan olay büyük yankı uyandırırken banka bekçisinin tutuklandığı bildirilmiştir. Allah kahretsin. Bu kadar çabuk, bu kadar. Bir de Interpol. Hem de maskeli balo kaçkınları gibi. O da nesi? Oyun oynamanın sırası değil. Romantikliğinde. Belki de senden de gerçekçiyim. Bana bak. Yoksa bir iş mi çeviriyorsun ha? Yoksa o konuşan bekçiyle ortaklığın falan mı vardı ha? Söyle! Yavaş! Çek ellerini boğazımdan. Kulaklarını iyi aç ve dinle. Hadi. Söyle. Başka biri var. Ne? Başka biri mi? Sen delirdin mi ha? Keşke. Keşke o yaşadığım bir düş olsaydı. Ne? Ne yaşadın? Kiminle? Ne düşü? Hadi çabuk söyle. Ne korkak adammışsın. Bilsem seninle yola çıkmazdım. Beni deli mi edeceksin ha? Söylesene. Kim var peşimizde? Nereden biliyorsun? Şu titremeyi, bağırmayı bırak da otur dinle. Hadi tamam. Hadi. Seni dinliyorum. Sen şu çevreyi dolaşmaya gittiğinde. Ben de... Vay canına. Demek adamlar bizi izlediler. Bilmiyorum.
Ama bildiğim tek şey, sen bu kadar kuşkucu ve korkak olursan sonumuzun karanlık olacağı. Korkmamla bu işin ne ilgisi var? Çünkü hata yapıyorsun. Nasıl? Hani girdiğimiz mağara gibi yerin ağzını kapatmıştın ha? Tabii. Öyleyse bu adam nereden geldi? Ama bir daha gelemez. Kim demiş? O değilse bu kez başkaları gelir. Olamaz. Gelemez dedim. Tıkadım tüm delikleri dedim. Bana bak heyecanlı delikanlı. Bir delilikle başladık. Ve şu anda yanımızda yatan ünlü bir adamın cesedi. Yani senin anlayacağın geri dönüş yok artık bizim için. Bırak bağırmayı çağırmayı da etrafta başka yollar var mı yok mu onu incelemeye bak. Ha. Ayrıca bensiz bir plan yapmaya falan da kalkma bu kez. Yoksa hapiste 5 parasız kalırsın. Ya bu adam? Bu adam ne olacak? O önemli değil. Bir çıkış yolu bulduğun an onu gerekirse buraya gömer gideriz. Nasıl? Gerekirse tırnaklarımızla. Hadi sen gitmene bak. Yapılan yoğun araştırmalar sonucu enkaz bulunmuşsa da cesetlere ve tabloların hiçbirinin izine rastlanmamış olması. Ah, bunu düşünmemiştim işte. Ama öyle de yapar mı adam? Çok garip, çok garip. İnanılır gibi değil. Yeter artık. Siz gitmediniz demek. Adamın hali yürekler acısı. Tanrım. Demek onu da, adamı da. Öyleyse ne bekliyorsunuz? Kurtuluş yolu var ama görmüyor. Sanat buna denir işte. Demek tabloları benim sanıyor. Öyleyse tamam. Her şey ne garip. Ağlayanın haline gülünüyor, gülenin haline ise ağlıyorum. Ah, Ophelia. Yeter. Lütfen yetsin artık bu oyun. Ha, sırası gelmişken şu maskenizi de çıkarın artık. Maskemi çıkarmam. Maskemi çıkarmam, anlaşıldı mı? Bu sözü bir daha söylerseniz... Neyse, çok basit ama anlamadınız. Epik tiyatrodan bir örnek bu. Biliyor musunuz sayın bayan, epik tiyatroyu son derece can sıkıcı, hatta yorucu olmasına karşın savunmak gerekir. Bana bakın. Siz ya zır delisiniz... Ya da deli rolü yapıp bizi tuzağa düşürmek isteyen bir polis. Teslim oluyorum işte, kelepçeleyin. Ama ne olur böyle işkence etmeyin. Önce siz beni tutukladınız güzel bayan. Gözleriniz. Ben sizi tutuklayamam. Ama belki ileride. Kim bilir? Öyleyse kimsiniz? Neden döndünüz? Ne istiyorsunuz benden? Gitmedim ki. Ne? Demek buralarda... Demek tüm söylediklerimi... Hadi gidemedim diyelim dilerseniz. Demek saklandınız. Keşke saklansaydım. Yani burada oturup Yağmur'un... Hayır. Hiç de konuksever olduğunu söylenemez sayın bayan. Şey yani... Onu demek istemedim. Birden... Kuşkulanmayın. İsteseniz de kalıcı değilim. Peki neden geldiniz yine? İnanın söylesem gülersiniz. Sınır dışına kaçmak istiyordum. Döndüm, dolaştım aylarca... Uygulamasını yaptığım halde çıkış yerini bulamadım. Sonuç önünüzde. Yani kürkçü dükkanı, yani burası. Demek o yolların hiçbir sınır dışına çıkmıyor ha? Tamam. Ama siz nereden biliyorsunuz bunu? Nereden mi? Nereden bilebilirim ki canım? Siz söylediniz ya. Öyle mi? Olabilir, belki söylemişimdir. Şimdi siz kaçıyor musunuz yani? Yolu bulursam, sınırı geçebilirsem, sizin gözlerinizden kurtulursam. Saçmalıyorsunuz. Kadın erkeğin gücüyle beslenen bir sarmaşıktır. Bunun içindir ki aşık bir kadının kalbi erkeğin göğsünde çarpar. Seven bir erkeğin ruhu ölse bile kadının gözünde parlar. Yeter. Kesin lütfen. Siz çok şey biliyorsunuz. Bir zamanlar çok okurdum bayan. Her neyse. Evet, yalvarırım gidin artık.
Gerçekten yolunuzu kaybettiyseniz size göstereyim. Ama gidin. Ya, demek ilhamınızı bozdum. Yoksa beni düşünür mü oldunuz ha? Bilmem, sesiniz yumuşar gibi oldu da. Gidin diyorum. Ve bir daha gelişte de şu maskenizi çıkarmış olun. Maskeme söz yok. Biliyorsunuz aşk bilinmezlikten hoşlanır sayın bayan. Sevenin gözleri ruhun derinliklerini aydınlatmakta güçlük çekmez. Sevgiyi böyle anladığınız zaman sevgiyle mutluluğun kaynaşmasını da anlarsınız. Hadi lütfen gidin artık. Rica ediyorum. Bir gün yolunuz düşerse yine gelebilirsiniz. Ama şimdi gidin lütfen. Hay hay. Hay hay. Bir daha gelmeye hiç mi hiç niyetim yok. Bir an önce gitmem gerek varmak istediğim yere. Yalnız yolu doğru gösterirseniz tabii. Yalnız şey, başkaları görmesin demek istedim de. Hiç kuşkunuz olmasın, aynı duyguları paylaşıyoruz. Ha, demek öyle. Evet sayın bayan. Şimdi yolu gösteriniz lütfen. Demek öyle. Polis bizimle alay ediyor demek. Benden söylemesin. Yani? Anlamıyor musun? Adamlar akrep gibi bizi birbirimize öldürtecekler. Emin misin? Ya, sana şaka yapmak istedim. Ne demek emin misin? Sen benimle alay mı ediyorsun? Yok yok, hayır. Yani çok yoruldum da. Kusura bakma, şaşırdım. O zaman tam hazırlanıp girseydin şey. Neyse neyse, yüzlük kuyruğuna geldik sayılır. Gecikmek sinirlerimizi bozdu, hepsi bu. Aman ne plan ne plan. Tek bir şeyi başardık planlı. O da kocamın öldürülüşü. Ama az daha gecikirsek... Daha ne yapalım canım? Baksana Yağmur'a. Yalnız herkes kocam gibi sana inanmaz. Hele ben. Neler söylüyorsun sen? Şaşırdın mı? Bırak şimdi. Hani avuç içi gibi biliyordun buraları ha? Hemen çıkacaktık. Gidip gidip geliyorsun, yerimizde sayıyoruz. Nerede çıkış yolu? Ne zaman kurtulacağız? Bensiz yapamazsın. Tekrar söylüyorum. Beni atlatamazsın. Bunu aklından çıkar. Nasıl düşünürsün bunu? Öyleyse nerede yollar ha? Ben bana düşeni yapıp kocamı öldürdüm. Tabloları en güç şartlarda kaçırdım ve işte geldim buradayım. Sana inanmak gerekirse sınıra 100 metre bile yok. Ama bir türlü geçemiyoruz. Polisle birlik misin yoksa? Ha? Hayır. Hayır, bunu bana diyemezsin. Tamam. Tamam, anladık. Yollar yağmurdan yıkılmış. Peki bu cesedi atacak bir yer de mi yok ha? Dirisiyle oturmaya dayanamadığım bir adamın ölüsüyle nasıl oturtursun beni? Sinirlerim allak bullak, anlıyor musun? Allak bullak. Seni gebertmek geçiyor içimden, gebertmek. Allah'ım, Allah'ım nasıl oldu? Sen delirmişsin. Öyleyse delirten sensin. Anladın mı? Şu anda polisler gelse seni kendi ellerimle teslim ederdim, anladın mı? Kendi ellerimle. Sus yavrum, sus. 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 Biz sevdik birbirimizi. Onun için giriştik bu işe. Lütfen. Lütfen git. Bulmadan da gelme bu kez. Bir başka planın varsa onu da erkekçe koy ortaya, erkekçe. Eskiden olduğu gibi, korkmadan. O zaman... Evet, evet o zaman. Tüm yolları birlikte taşıyıp getirdik her şeyi. Evet. Diyorum ki, belki ben çok yoruldum, şaşırdım. Ya da bir yerde yanlış yapıyorum ha? Evet, yani... Diyorum ki, bir de sen. Ha? Bir de ben gideyim aramaya ha? Ha? Bu arada sen de bir süredir bulamadığın yolu tesadüfen bulup kaç. Öyle değil mi ha? İnan ki yok öyle bir şey. Öyleyse? İnan şu... Ölü kocana bile özenir oldum. Fırsat olsa şöyle yanına yatıp 3 gün deliksiz uyuyabilirim. Başka? Başka? Hadi artık hadi. Git gideceksen, saçmalama. Dinleyecek halim kalmadı. Gidiyorum. Yalnız kocam şakacının biridir ha. Bakarsın uyku numarası yapıyordur yine. Pek yanaşma, olmaz mı? Hadi güzelim, git artık. Ha, feneri çok yakıp pilini bitirme. O biterse biz de bittik demektir, biliyorsun. Güzel, peki.
Demek ki bizi hiç arayan süren yok. Şöyleymiş de böyleymiş de. Uf, neredeyim ben ha? Sana diyorum ahbap, uyan bakalım. Uyan, uyan. Horlamaya bile gücü kalmamış sanki. Bakalım bir de yanındakini deneyelim. Hey, hey, sana diyorum, uyansana. Buldun mu, gidiyor muyuz? Ne buldun musun be? Deli mi ne? Hadi ahbap, kalk kalk, neyse o bulduğunuz. Kalksana be, kalk. Ne buldun, kimse, ne dedim ben? Buldun mu? Evreka, evreka. O adam bile yüzyıllar önce bu kadar heyecanlı değildi. Sen sordun buldun mu diye, ben de buldum dedim. Dur. Kımıldama. Evet. Sen polissin. Evet evet. Yüzünde maskeli. Evet buldum. Hadi şimdi uzat bileklerini, teslim ol. Ne polisi be, Allah'ın dağında mağarasında böyle bir havada. Sen iyice uyumuşsun herhalde ahbap. Peki ya yüzündeki maske? O da mı yalan? Maske benim bileceğim iş. Sen şimdi ne bulduğunu söyle. Hadi durma. Yoksa yanındakini uyandırır söyletirim seni de içeri. Anlarsın ya. Hayır, hayır. O konuşamaz. Neden konuşamazmış? Aha, anlaşıldı. O senin patron herhalde. Ha? Seni nöbetçi bıraktı, sen de uyudun. Suçlusun değil mi? Hayır. Ama yine de konuşamaz. İnsanlar konuşurlar. Tabii yaşıyorlarsa. Konuşuyorum, o halde varım. Neyse anlaşıldı. Polis falan değilsin. Öyleyse yanındakini uyandırmaya gerek falan kalmadı. Ama siz bir şey buldunuz değil mi? Ben de bir şey aradığıma göre. Yok hayır hayır, bulamadık. Yani arıyoruz. Yani daha arıyoruz. Gördünüz mü dostum, hep dönüp dolaşıp aynı kapıya çıkıyoruz. Ne rastlantı değil mi? Ben de arıyorum. Kim bilir, belki de aynı şeyi arıyoruz. He? Hayır, hayır olamaz. Neden o? Belki de aynı şeyi arıyoruz, birbirimize yardımcı oluruz. Ama bir şartla, dürüst olursak. Yoksa senin şu uyuyan patron... Hop! Anladın mı şimdi? Peki. Önce siz söyleyin. Olur ama aldatmayacağınızı ne bileyim. Hı? Ha bakın aklıma ne geldi. Ne geldi? Şu senin yorgun patronu uyandıralım. O aramızda tanık olsun, ha ne dersin? Hayır hayır. Yani, ikimiz yeteriz. Anlaşıldı, onu pek sevmiyorsun ve pek işe de karıştırmak istemiyorsun değil mi? Ama yakında gürültünüzden uyanacak. Şey... O biraz huysuzdur da, üstelik korkak. Şimdi uyanır uyanmaz sizin maskenize takar ve hemen çıkarmak Yok, ister. Bak o işe gelemem. Öyleyse bırakalım uyusun. Önce siz söyleyecektiniz. Evet, önce ben söylüyorum. Hı-hı. Ama beni atlatmaya kalkarsanız, ben de maskemi bir çıkarırsam... işte o zaman bu dünyada değil de öbür dünyada yer arayın kendinize. Söz veriyorum, dürüst olacak her şey. Kimi arıyorsunuz? Yok canım, öyle canlı bir kişiyi aradığım yok. Yani canlı olmayan ölü bir şeye... Ne ölüsü? Ben kaçacak bir yol arıyorum, anladın mı? Şimdi uyandıralım mı seninkini? Yok yok. Onu bırakıp kaçacağız. Biz de onun için bir yol arıyoruz. Nasıl? Siz de mi aynı? Rüyamda sayıkladığım işte o yoldu. Rüyamda ansızın biri yol bulmuştu. İyi ama siz buraya isteyerek gelmemiş miydiniz? Önce öyleydi ama şimdi de çıkış yolunu bulamıyoruz. Tamam. İşte şimdi bir kişi fazlalaştınız. Yok yok, bu olamaz. Siz böyle bir şey söylememiştiniz baştan. Hemen korkmayın canım. Size yük falan olmam. Hatta yolu gösterirseniz ben sizden önce bile yürür giderim. Oldu. Önce siz gidin. Bir süre sonra da ben gelirim. Tamam. Önce ben. Siz yalnız tarif edin çıkışı. Gerisini ben bulurum. Bakın... Önce dehliz gibi yuvarlak kalın bir ağaca doğru gideceksiniz. Kimseyi uyandırmadan kaçmam gerek. Bir dakika. Size söyleyeceklerim var. Sayın bayan, biliyorsunuz sizin için ömrümce durabilirim ama burada değil. Hoş, aslında en güzel bu havalarda konuşulurdu ama. Bakın. Biliyorsunuz. Biz çok kötü bir iş yaptık. Bir de benden dinleyin. Belki ileride... Garip şeyler, çirkin şeyler yakışmıyor dudaklarınıza. Gelin lütfen. Şu kuytuda bir iki saniye konuşalım. Çok üstelediniz. Günah benden gitti bayan.
Evet. Ne diyorduk? İnanın, hep o kocam olacak adamın yüzünden başladı her şey. Ha, şu adam. Demek kocanız. Aslında biraz korkak ama çok iyi anlaştık onunla. Hatta bana çıkışı da gösterdi. Kendisi de arkadan gelecek. Nasıl? Size yolu o mu gösterdi? Hı? Ve arkanızdan gelecek, öyle mi? Ya ne var bunda şaşacak? Uyandırdım, rica ettim, anlaştık. Hayır, olamaz. Olamaz. Benim kocam ölü çünkü. Ah, sizin sinirleriniz bozulmuş sayın bayan. Asıl siz benimle oynayarak bozuyorsunuz sinirlerimi. Nasıl? Bir şey bilmiyor numarasından vazgeçin lütfen. Ego size her şeyi anlattı değil mi? Tabii şimdi planın içine siz de girdiniz. Saklamayın. Artık saklanacak yeri kalmadı. Oynamayın benimle. Ya Rabbim, bu güzellik, bu sırılsıklam yüzden süzülen mutlu damlalar ve bu garip sözcükler. Anlamıyorum. Bakın, kim olursanız olun ama biz geçinemiyorduk. Ben öldürmesem o beni öldürecekti. Kaçırdığım tabloların parasıyla sınır dışında gül gibi yaşayıp gidecektik. İkimizin de sanatı vardı. Uçağımızı başka birisi kullandı. Paraşütle atlayıp kurtuldu. Özellikle düzenlemiştik bu senaryoyu. Bizi ölü sansınlar istiyorduk. Uçak düştüğünde ne tablolar ne de insan vardı içinde. O adamlara da yüklü bir para verdik. Anladınız mı? Tatmin oldunuz mu şimdi ha? Ego size başka şeyler anlattıysa yalandır. İnanmayın. Bir dakika. İnanın hiçbir şey anlamadım. Ayrıca polis romanlarında oldum bittim hiç sevmem. Hem bütün bunların şimdi ne gereği vardı? Her kimseniz beni aldatmayın artık. Yeter, gücüm kalmadı. İnanın hiçbir şey anlamıyorum. İkiniz de rüyada gibisiniz. Ben sizi orada uyuyan iki kişi gördüm. Horul horul uyuyorlardı. Birini uyandıramadım ama öteki uyandı. Bana onun biraz huysuz olduğunu, onun için uyandırmasak daha iyi olacağını söyledi. Teşekkür ettim. Yolu sordum, gösterdi ve sanırım yine yatmış. Şimdi horuldamaya başlamıştır bile. Of be, bu muydu merakınız? Yani... Aman Tanrım, ben ne yaptım? Sizin ne yaptığınızı bilmem ama benim gitmem gerek bir an önce. Beni şuraya çağırdığınızda neler hayal etmiştim oysa. Şu güzelliğinize neler söylemek isterdim. Ben de... Kim olursanız olun, ben de aynı duygularla doluyum sizden yana. Ama çok kötü olaylara bulaştım onun için. O adamla olmak zorundayım bundan sonra. Yoksa... Tanrımız bir avuç varlık içinde gönlümüzü öldürmek için değil... uyandırmak, onu yüce düzeye çıkarmak için yaratmıştır. Hadi şimdi eyvallah bayan. Ne olur biraz daha konuşun. İsterdim bayan ama gitmem yetişmem gerek. Hem de gecikmeden. Gözleriniz... Gözleriniz beni engelliyor. Gideceksiniz. Gideceksiniz ve size yolu da ben göstereceğim. Sahi mi? Demek buldunuz. Evet. Az önce oradan geliyordum. Yağmur önüne kocaman bir ağaç sürüklemiş. Ancak çok zor da olsa sürünerek çıkacak kadar bir yeri var. Aman ne güzel. Siz de aynı yerden çıkıp geleceksiniz sanırım. Evet. Ama aramızda kalacak. Elbette bayan. Sevenler paylaşır. Sınırı geçince evimiz de hazır. Aman ne güzel. Sizi görmeye gelebilir miyim? Oraya ulaştığımızda elbette. Alın. Şu kağıdın içinde adres ve telefon var. Sizi bekleyeceğim. Sizi hep anacağım güzel bayan. Hep anacağım. Çabuk gelin. Polis bile olsan elime kelepçe takarken mutlu olacağım. Sen bir aptalsın, anladın mı? Aptal! Nasıl yaparsın böyle bir boş boğazlığı tanımadığın bir adama? Adam seninle oturmuş, sohbet etmişsiniz. Yolu göstermişsin. Yine buluşalım demişsin. İkimiz de kaçacak yer arıyoruz demişsin. Daha başka nasıl düşünebilirim ha? Hadi canım sen de. Adamı tam kıvamına getirip başımızdan def etmişken... Daha ne? Adam kaçtı gitti işte, daha ne istiyorsun? Gitmişmiş. Adam özel dedektifti, anlıyor musun? Maskesiyle, tavrıyla... Bana bak, yeter artık. Olan oldu. Az daha konuşursan sonumuz bambaşka bitecek, bilmiş ol. Senin için kocamı öldürdüm. Yeter be, yeter artık. Ha, bir de tehdit ha? Ne tehdidi? Hangimizin hangimizi tehdidi hali var ha? Hazır yolu bulmuşken bir an önce kaçıp gidelim çene çalacağımıza. Ya kocan, ya tablolar. Bu havada hangi birini taşıyacağız? Hiçbirini. Hiçbirini mi? Evet, hiçbirini. Tabii kurtulmak istiyorsan. Nasıl olur?
O zaman neden öldürdük adamı? Neden çaldık? Neden girdik bu işlere? Çıkınca neyle geçineceğiz? Bırak şimdi bütün bunları. Kaçmak ya da yakalanmak. Hangisini istiyorsun? Tabii kaçmak ama... Ama ya zaman yok diyorum sana. Hadi çabuk ol, toplan. Ya bulurlarsa, ya izliyorlarsa? Öyleyse sen kal. Ben gidiyorum. Dur, bekle. Nereye gidiyorsun? Beni bırakamazsın. Dur diyorum! Çok şükür bu da bitti. Belki de yeni başlıyor. Bırak moral bozmayı. Şu üstümüzü başımızı temizleyip azıcık dinlenelim. Az sonra sabah olacak. O zaman yönümüzü saptarız. Radyoyu dinlemedik ne zamandır? Evet. Interpol peşimize düşmüştür bile. Hem katiliz hem de hırsız. Kaçtığımız deliği bu kez iyice kapatmışsındır inşallah. Hem de nasıl. Oş zaten gelip tabloları bulsalar bizi unuturlardı sevinçlerinden. Belki de kurda kuşa yem olduk sanırlar. Bir süre önce... Her neyse. İşte radyoda yine bizimle ilgili bir haber. Açsana düğmesini. Hadi aç. Sen de şu ceketimi al da temizliğe dur. Çok uzaklaşma. Tablolardan biri ormanın sıkça kesimlerinde bulundu sayın dinleyiciler. Geri kalan tablolarında bulunması için yörede geniş bir aramaya giren yetkililer olayda karı kocadan başka bir üçüncü kişinin de varlığına kesin gözüyle bakmaktalar. Konuyla ilgili haberler geliştikçe yayınlarımız için de sizlere iletmeye çalışacağız. Şimdi yine müzik. Sen aptalsın demiştim, bozulmuştun. Ne olmuş yine? Daha ne olsun. Bizi bulmaları için yollara çakıl taşları serpmiş gibisin. Senin yapmadığın ne malum? Sen delirdin mi? Ne dediğini duymadın mı ha? Çok ciddiyim. Hoşbaş ettiğiniz o maskeli adamla ne planlar kurdunuz ha? Söyle bakalım. Söyle de biz de armut gibi yakalanmayalım. Çıldırdın mı sen? Tabloları döke saça nasıl getirirsin? Nasıl saymazsın? Yeter! Artık yeter! Kocamı öldürdüm. Seni sırtımda buralara kadar taşıdım. Tablolara kaçırdım. Niye? Ha söyle, niye yaptın bütün bunları? Bizim için. Geleceğimiz için. Hayır. Senin için. Çünkü seni sevdim. Yoksa sana ihtiyacım yoktu. Sınırı kendim de aşar, geçtikten sonra da rahat ederdim. Ama şimdi benim üzerime yüksün sen, anladın mı? Artık sevmiyorum da. Zerre kadar sevmiyorum seni. Kocamı sevmiyorum. Beni kaçır diyen sen değil miydin? Sana tapıyorum. Dünyanın öbür ucuna bile giderim diyen. Onlar geçti artık delikanlı. Planımızın bana yarayan bölümü tamamlandı. Şimdi herkes yoluna. Yapamazsın. Bunu bana yapamazsın, anladın mı? Seni ihbar ederim. Katilsin sen. Hırsızsın üstelik. Beni bırakamazsın. Hiçbirini yapamayacaksın. Bu tabancayı kim bilir ne gün için koymuştun çantana ha? Ama ben buldum. Ne? Tabanca mı? Koy onu yerine. Şakanın sırası değil. Bir gün senin bunları yüzüme vuracağını düşünmüştüm. Ama bu kadar çabuk değil. Hayır. Hayır, bunu yapamazsın. Seni sevdim ben. Sevdik birbirimizi. Hı hı. Ele vermedim seni. Yani, polisle falan yani. Ama adam peşimizdeyse cesedi bulur... Yani seni de bulur. Saçmalıyorsun delikanlı. Çevremizin uçurum olduğunu, nereye çıktığımızı bal gibi biliyorsun. Sen ayağın kayıp kayalardan düşmüş olacaksın. Yo. Hayır. İndir. İndir o silahı. O adam dedektif falan değildi. Bir kaçaktı. O korkuyordu. Kimseyle birlik olmadım. Silah hep vardı zaten. Her şey bitti delikanlı. Her şey. Gün ağarmadan hemen gitmem gerek benim. Şimdi arkanı dön ve yürü. Hadi şuradaki kayayı görüyorsun ha? O kayaya doğru yürü. Hadi bakalım. Bak bir gün pişman olacaksın. Seni de asacaklar bir gün. Beni vurmakla kurtulamayacaksın. Nasıl olsa bulacaklar. Sevgim bu muydu? Seni kullandım Ego. Artık benim için ne yakışıklı ne de paralısın. Gözlerimi sen açtın ama başkalarını gördüm artık. Hadi bakalım şimdi yürü. Kendine edeceksin. Tam mutlu ve huzurlu yaşayacakken... Yürü diyorum sana. Sana bir şans tanıyabilirim. Ama o yürekliliği göster. Söyle. Yeter ki vurma. Öyleyse aşağıya kendin atla. Ne? Burası uçurum. Aşağısı kapkaranlık. Ama deniz. Kim bilir? Milyonda bir de olsa ümit bu ha? Hem sen buraları iyi bilirsin Ego. Bırak çekip gideyim.
Sen bana belki bu şansı bile tanımayacaktın. Tabancan sende olsaydı tabii. Hadi, hadi sabah oluyor, zamanım yok. Durun, durun. Yaklaşma. Şöyle bir daha bakayım. Ha, dikkat et de ayağın kaymasın Ego. Ego, Ego, vaktimiz kalmıyor. Ego, sana diyorum. Ego, neredesin? Hadi Ego, gerçek değildi söylediklerim. Neredeysen çık. Seni denemek istedim. Tabancayı bulunca çok bozuldum. Ego, Ego, kaçmış olamazsın. Ego, neredeysen çık artık. Ego! Ego, neredesin? Ego! Ego! Alo? Demek yalan değildi. Yine mi siz? Artık yetmedi mi? Rica ederim, daha yeni başlıyoruz. Ne o yoksa? Ne çabuk unuttunuz? Telefonu siz vermiştiniz ya canım. Yok, hayır, olmaz. Yani şimdi olmaz. Peki, peki. Bekleyeceğim. Ama çok uzun değil. Unutmayın, artık her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsunuz? Gözlerinizi ve her şeyi. Ama beklemeyi de. Lütfen bir süre aramayın. Ya da ben sizi bulsam. Yok, hayır, hayır. Asla. Benim yerim yurdum yok. Siz şöhretliler, güzel çocuklar hep böyle korkak mısınızdır? Bana hakaret etmek gereğini niye duydunuz anlamadım. Sizler gibi sırf hava olan tipleri sevmem de pek. Hele çapkın görünenleri. Beni çok şaşırttınız. Rastladığımda bunların acısını çıkaracağım. Lütfen artık kapatalım telefonu ve bir süre lütfen aramayın beni. İnanın hiçbir şey anlamadım. Ama dilediğiniz gibi olsun. Bayanlar, baylar, biliyorsunuz her yıl yalnız sanatçılar için düzenlenen bu çok özel balo daima yılın olayı ola gelmiştir. Dünyanın dört bucağından gelen konuklarımız bize hem onur verirler hem de bir sanat alışverişi gelişir gecemizde. Bu yıl bir değişikliğimiz daha var. Gördüğünüz gibi sanatçılarımızın arzuları üzerine bu akşam maskeliyiz. Böylece sürpriz konuklarımızı ödül törenine kadar göremeyeceksiniz. Hepinize coşkulu, görkemli bir gece dilerim. Teşekkür ederim. Birisini mi bekliyorsunuz bayan? Yok, hayır. Neden sordunuz? Öyleyse neden dans etmiyoruz? Bilmem ki. Neden olmasın? Hiç tanışmadık da. Yani birden şaşırdım. Bu yıl maskeli olmasını bizim arkadaşlar önerdi. Belki de kaderde sizi tanımak varmış ha? Ne dersiniz? Ama ben sizi... Hadi, hadi. Bırakın şimdi böyle sözleri. Dans etmek dururken. Çok güzel kadınlar çok güzel mi dans eder? Efendim? Anlamadım. Müziğe dalmıştım da özür dilerim. Önemli değil. Söz sihrini yitirdi. Özür dilerim. Müzik o kadar yüksekti ki. Hiç yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Ayrıca yakışmıyor size. Daha yüzünü bile görmediğiniz bir kadını sürekli övüyorsunuz. Hep böyle mi kurarsınız dostluklarınızı? Maskeler içinizi değil, yüzünüzü örtüyor bayan. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Gerek yok. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Kuşkulusunuz. Evet, kuşkulu. O tür insanları nerede olsa tanırım.
dedektif falan mısınız? Tamam işte, tipik bir kuşkulu insan kompleksi. Lütfen, lütfen benim yerime... Birini bekliyorsunuz ya da bekliyordunuz gelmedi. Ya da kuşkuyla bekliyorsunuz. İlk kez buluşacağınız birini. Yerime götürün. Lütfen. Oturmak istiyorum. Yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Şu anda kapıdan girenlerin içinde aradığınız kişi yok ki. Susun. Siz şu resimleri incelerken siniriniz yatışır. Ben de iki kadeh bir şey alır birazdan gelirim. Hayır. Kötü bir teslimiyet bu aslında. Yoksa o adama gerçekten... Yalnızlıktan daha iyidir herhalde. Ya olmadık biri dansa kaldırırsa? Of, nerede kaldı bu adam da? Olmak ya da olmamak. Siz. Evet ben. İşte bütün mesele bu. Yine de önerimi hemen yapmalıyım. Ne önerisi? Bilmiyor musunuz yani? İnanın bilmiyorum. Bu havada ne önerilir sizin gibi bir güzel kadına? Bilmem. Öyleyse sıkı durun söylüyorum. Evet. Benimle dans eder misiniz güzel bayan? Ama hani öneriniz vardı? Bu havada bundan güzel öneri mi olur güzel bayan? Yoksa kabul etmiyor musunuz? Anlamıştım zaten. Ama bir türlü... Susun, şimdi sırası değil. Birlikte vakit öldürüyoruz, yazık. İlginç öykünüzü dinleyelim, ha? Ne dersiniz? Hadi. Öyküm falan yok benim. Diyelim ki öyle. Ama bir kocanız vardı sizin. Kocam mı? Demek biliyordunuz. Neyse, önce şöyle bir sessiz köşe bulalım, orada konuşuruz. Demek öyle. Size telefon ettiğimde hiç şaşırmadınız. Hayır. Demek o kadar emindiniz kendinizden. Nasıl? Sevildiğinizden. Ah, kadınlar sevildiklerini bilirler. Yok, hayır, ona karşıyım. Sevgiye? Ne diyorsunuz bayan? Hiç olur mu? Ben sevgiye nasıl karşı olabilirim? Öyleyse? Kadınlar sevildiklerini bilir demenize. Yani? Bir zamanlar bir kadını sevmiştim. Evlendik bile. Sonra? 20 yıllık evliliğimizde tüm insancılığıma ve düşkünlüğüme karşın ben sevgimi anlatamadım da... Kısa sürede 3 sahte şöhretli sevgili... Evet. İşte... Özeti bu. Ya şimdi? Ayrıldık. O şimdi şöhretlerin ve şöhretin yörüngeden çıkmış uydusu gibi. Nereye çekerlerse oraya gidiyor. Size inanmak istiyorum. Çünkü... Evet, çünkü... Sonra konuşuruz. Anlatması çok güç benim için. Hadi gelin, azıcık dans edelim ha. Bakın bakın, kapılar açılıyor. Yine kim geliyor acaba? Üstelik maskesiz, resmi giyimli tipler. Rezalet efendim, rezalet. Artık buralara kadar... Skandal efendim, skandal. Hemen gelen kurula protesto çekecek. Birisi orkestraya doğru yürüyor. Ya maskelerimizi çıkartırlarsa? Yapamazlar. Ama kapılar açık, kaçarız. Ya nöbetçiler? Hadi yavaşça tuvaletlere. Hadi durmayın, teker teker. Baylar, bayanlar... Olduğunuz yerde kalın. Kimse kıpırdamasın. Eğlencenizi bir an için kestiğimize üzgünüz. Ancak aranızda maalesef tedavi edilmekte olduğu akıl hastanesinden kaçan bir idam mahkumuyla, kendisi de ünlü bir sanatçı olan ve iş adamı olan kocasını öldüren bir kadın bulunuyor. Bir dakika, bir dakika lütfen. Bunlar bazı çok iyi niyetli sanat gruplarına sızarak gecenin maskeli yapılmasını sağlamışlardır. Ve maskeleriyle aranızdalar. Yardımınızla bu kişileri rahatça yakalayacağız. Şimdi lütfen herkes maskelerini çıkarsın. Özür dilerim hanımefendi, buraya kadar. Anlamadım. Siz maskesiz de güzelsiniz. Sizi seviyorum. Sizi bırakamam. Ömrümce aradığım mutluluktu bu. Elimizde değil. Ben de sizi çok sevdim. İnanın, çok. Öyleyse ne olur biraz daha.
Onlar kalabalık, size ihtiyaçları da yok. Ben dedektif değilim biliyorsunuz, kaçağım. Kaçarız ne olur. Sizi saklarım, beni... Hayır. Ne olur yalvarırım. Hayır dedim bayan. Unutmayın bu dünyada bizden çok sevip bizim kadar bile mutluluğu tadamayan nice insanlar var. Ve öylece çekip gidiyorlar. Yapma, seni seviyorum. Elveda sayın bayan. Komiser bey. Komiserim. Buyurun beyefendi. Görevliler boşuna vakit kaybetip gecenin tadını bozmasınlar. Ne demek istiyorsunuz? Aradığınız adam benim. Affedersiniz, anlamadım. Nasıl olur? Bize onu... Evet, size onu delidir, saldırgandır, tehlikelidir, vurucudur diye tanıttılar, biliyorum. O adam benim. Olayı makamınızda anlatırım. Şimdi emredin de tutuklasınlar lütfen. Ve bir an önce gidelim buradan. Tutuklayın. Kadını da bulduk efendim. Onu da tutuklayın. Kelepçeleyip ikisini de arabaya götürün. Geliyorum. Baylar bayanlar, teşekkür ederiz. Şimdi buyurun devam edin. İyi eğlenceler size. Peki ama neden? Neden? Lütfen sormayın artık. Varmayın üstüme. Sizi o kadar çok sevdim ki. Şu yolculukta yalnız olsaydım ölmüştüm. Demek ikimiz de... Anlamalıydım. Aslında anlıyordum da. İşte gidiyoruz. Aynı hapishanede. Belki de yakın koğuşlarda olacağız. Kocana söyleyebilirdin. Boşanırdın. Öyle de kavuşabilirdik. Kocamı senin için öldürmedi. O gördüğün adam kocam değildi. Nasıl? İnanamıyorum. Hepsini anlatmıştım size. Ne zaman? Hiç hatırlamıyorum inanın. Ormanda. Hani ilk karşılaşmamızda. Nasıl unutursunuz? Yoksa siz gerçekten... Deli filan değilim. Onur meselesi yüzünden vurdum. Çocuklarıma dil uzattılar. Vurdum. Öylesine vurdum ki görülmemiş bir planlı cinayetti. Deli dediler. Vurdukça vuruyordum. Vurdukça vuruyordum. Vurdukça, vurdukça, vurdukça... Vurdukça dünyanın tüm silahlarını boşaltabilirdim üstüne. Sizin gibi insancıl, sevecen, duygulu... Çocuklarıma dil uzattılar. Kan görmekten korkardım ama inanın diri diri gömebilirdim onu. İnsanlık böylelerinden temizlenmeli. Ve temizledim. Tanrı korusun. Şimdi sevgi ne demekmiş anladınız mı? Gerçek sevgi diyordunuz. Sizin hiç evladınız oldu mu? Ha? Bilir misiniz evlat sevgisini? Gerçek sevgi işte. Uğruna her şeye katlanılabilen ve karşılık beklenmeyen. Bağışlayın. Sizi çok iyi anlıyorum. Dilerim öyledir. Dilerim yine bir zamanlar olduğu gibi yalnız en çok analar sever demezsiniz. Görüyorsunuz erkekler de seviyor. Babalar da. Ya anneleri? O da mı? Keşke ölseydi. Ama kaçtı. Özür dilerim. Önemli değil. Bu arabada giderken zamanı öldürdük birlikte. Kadınlar hakkında tüm söylediklerim için özür dilerim. Erkekler hakkında da. Dilerim sizi anlarlar da kurtulursunuz. Yeryüzünde yasalar ne zaman gösterişe, şöhrete, şekle, frapanlığa, kaba kuvvete prim vermezse... ...o zaman ben olmasam da olur. Ama benim gibiler kurtulacaklardır. Kişiyi mutluluk öldürebilirse yanınızda ölebilirim. Belki de çoktan ölmem gerekirdi. Büyütmeyin. Evlat sevgisini gerçekten içinde duyan herkes... Dikkat edin, herkes diyorum. Her kadın demiyorum. Evet, herkes benim gibi yapardı. Tıpkı ormandaki gibi konuştunuz. O zaman siz de beni deli sanmıştınız değil mi? Yok. Yok, pek öyle denemez. Ama pek normal bulmamıştım. Adeta aktör gibiydiniz. Her bir şeyi oynuyordunuz. Yanılmadınız sayın bayan. Anlamadım. Aktördüm, hem de iyi bir aktördüm. Size deli gibi gözüktüğüm zamanlarda da. Deli gibi gözüktüğünüz zamanlar... Deliye oynuyordunuz. Yeniden yaşıyordum. Ve her yağmurlu havada sanırım yeniden yaşayacağım bazı şeyleri. Belki de onun için hastane ile hapishane arasında geçecek bundan böyle ömrüm. Sizin var olduğunuz yerde her şeyin küçüldüğünü, yok olduğunu hissediyorum. Gelelim size. Ya siz? Siz kimi sevmiştiniz? Niçin vurmuştunuz? Söylemesem olmaz mı? Yine dedektif mi? Yok.
Öyle şeyler söylediniz ki ölüm bile bir başka oldu dilinizde. Oysa benimki. Evet. Utanmadan nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Hadi lütfen. Bir çeşit paylaşmak bu gider ayak. Ben para, zenginlik, şan, şöhret, sorumsuz, nerede akşam orada sabah bir yaşantı için kocamı, oradaki yanımda gördüğünüz yakışıklı çocukla olayım diye vurdum. Yapmayın. Oysa ne masum yüzünüz var. Keşke çirkin olsaydı. Kocam dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Ünlüydü. Tanınmış bir iş adamıydı. Böyle bir insan siz öldürdünüz ha? Tanım olamaz. Birden düşüverdim gözünüzde değil mi? Ne olur gerçeği söyleyin. Hem de acımadan. Çarpar gibi. Ve çarptığınız her sözcük hak etmiş olduğum cezaların en hafifi olacak. Hayret. Adeta kendinize kin kusuyorsunuz. Az bile. Çünkü şu an acım daha çoğaldı. Çünkü sizi tanıdım. Demek oluyormuş. İlginç. Resmi kocamdan öğrenmiştim. O almıştı beni ünlü sanatçıların arasına. Onun yüzünden saygın, etkin ve çok üst düzeyde bir çevrem vardı. Öyleyse? Öyleyse insan daha ne ister değil mi? Şimdi sorabiliyorum bunu. Sizi tanıdıktan sonra. Ama çok geç. Peki neden? Saygınlık, evine, yuvasına, eşine düşkün koca, sanatçı, kültürlü bir eş, mala, mülke, boş şöhrete, gösterişe özenmeyen bir çevre daha? İtiraz. Özenme itirazı. Çevremde gördüğüm herkese, her şeye. Kendimi küçük görme. İçimde susturamadığım, gemleyemediğim bir canavardı. İnanamıyorum bu kadar güzel, masum yüzlü. Bir bebek gibi, pırıl pırıl. İnanın. İnanın da gördüğünüz her güzel kadına hemen iltifat etmeye kalkmayın bundan böyle. Hadi gidiyoruz. Nerede kalmıştık? Anlayamadım. Bu uzun yolu ancak konuşarak bitirebiliriz. Hem belki de son konuşmamız olacak. Evet, kocanız demiştim. O öyle büyük bir insandı ki, kendisine birlikte öldürmeyi planladığım adamı uzun süre evinde konuk etmişti. Hatta yolculuğa bile birlikte başladık. Ona bambaşka şeyler anlatmıştık. Bana öylesine inanırdı ki, evladı gibi sever, kıyamazdı. Ah, bu kulaklar bunları duymamış olsaydı. Onu küçümser olmuştum. Kazancı yetmez olmuştu. Hep başkalarında, sağımda solumdaydı gözüm. Gençtim, güzeldim. Çevrem hep böyle diyordu. Ünlü ya da saygın olması önemli değildi. Zengin kişilerle zengin bir hayat yaşamalıydım. Gece kulüpleri, kürk mantolar, çevremde dolaşan altın yüzüklü tipler olmalıydı. Onu kendime uygun görmüyordum artık. Oysa onun takdimiyle tanıtmıştı o çevre beni. Hayır, hayır, elimde değildi. Nasıl olur? Oldu işte. Bir gün böyle duygular içinde yüzdüğümü gören ve itirazımı anlayan bir adam. İşte o gördüğünüz adam olayı çok güzel kullandı. Aslında sizi kullanmış. Evet, o büyük adam da öyle demişti. Son sözü bu olmuştu. Ama artık kimseyi dinleyecek halde değildim. Hele olumlu yolda söylenenleri hiç. Diyorum ya, bir canavar salıverilmişti içimde. Çocukluğumdan beri hapsettiğimi. Annemin yüzünden büyüttüğüm bir canavar. İşte o canavarı siz öldürdünüz karşılaştığımızda. Sizi sevdiğimde. Ama beni yemişti artık. Tanrı bağışlasın. Beni ve benim gibileri kimse bağışlayamaz Sayın Aktör. Dilerim bağışlamasın da. O zaman sizin gibilere haksızlık olur. Beni şaşırtıyorsunuz.
Benden böyle sözler beklemiyordunuz değil mi? Gerçekten. Sizi sevmem, size rastlamam beni kendime döndürdü. Keşke... İhtirasımla değil, insan kişiliğimle keşke. Keşke daha... Önemli değil. Tüm soylu duygularımla sizin yanınızdayım. Hiçbir hesap yapmadan, severek. Ne yazık ki ben de... Önemli değil. O kadar mutluyum ki inanın. Ve o kadar huzur dolu, insanca duygularla gidiyorum ki cezamı çekmeye. Çok acı bir yargılama bu. Kendinize karşı sanki. Ne büyük kin. Evet, bilinçle gidiyorum. Hiçbir haksızlık duygusu yok. Benim gibi kişiler ancak böyle durdurulur. Ya da böyle bulurlar kendilerine yakışanı. Layık olduklarını. İnanın, ömrümde hiçbir şey beni bu kadar şaşırtmamıştı. Sizi hiç unutmayacağım. Beni hiç unutmayın Sayın Aktör. Hiç ama hiç. Beni unutmazsanız... Tanıdığınız her güzel kadına hemen iltifat edilmeyeceğini de unutmazsınız bir daha. Benim de unutamayacağım biri var. O adam. O çocukları için dünyasını karartan. O müthiş babayı hiç mi hiç unutmayacağım. Sizi insanlığa, sevgiye bir örnek diye hatırlayacağım. Kadınlar sağ, erkekler sol kapıdan. Yürüyün. Yürüyün hadi biraz daha hızlı. İçinde oyun. Radyo için yazan Ergun Evren. Yöneten Ejder Akışık. Efektör Mehmet Turgut. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.